Peki bir saniye bir saniye durduruldum. Üçüncü VTR'ye geçmeden önce çok önemli bir gelişme varmış. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyorsun? Şimdi bana özetleyecek konuyu VTR'ye gitmeden bir telefon bağlantısı alacakmışız. Çok kritik bir telefon bağlantısı. Kiminle ilgili? Konu Beyhan teyze ile ilgili diyor. Ha. Hayırdır inşallah. Dünden beri bizi bir hanımefendi arıyormuş. Konu da şuymuş. Geçen hafta senin buraya poşetle para getirdin ya. Evet. Poşet para saçmanla ilgili bir hanımefendi bizi arayıp duruyormuş. Hanımefendi ısrarla yayına bağlanmak istiyormuş. Evren bana söyle diyormuş. O çok ısrar ediyormuş ve çok diretiyormuş yayına bağlanmak için. Bir takım iddialarda bulunuyormuş. Bu iddiaları reji ekibi yönetmenimiz Yeşim'e sormuş ve Yeşim de doğru demiş. Kim ne? Doğru mu? Onayladın mı? Yani maalesef. Ya o hanımefendinin dediklerini mi onayladın? Evet. Ya. Yani daha önce de buna benzer bir şey olmuştu zaten. Yani? Yani üst üste bana da ulaşmaya çalışınca en sonunda da buraya. Kötü bir şey mi? Benim için kötü. Yani duymasam daha iyi ama acaba? Kadın artık. Hattımızda Serap Hanım varmış. Alo, merhabalar. Merhabalar. Nursel Hanım, sesin geliyor mu? Geliyor, buyurun. Serap, ben Nursel Hanım. Beyhan teyze, ben sana ulaşmaya çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun Beyhan teyze? Kim? Ben sana saygıdan hala teyze diyorum. Sen oralarda para satıyorsun. Benim paramı vermiyorsun Beyhan teyze. Benim çocuklarımın rızkını nasıl alıyorsun? Oralarda satıyorsun sen. Kim bu ya? Nursel Hanım, kusura bakmayın. Çok doluyum. Serap Hanım, önce bir sakin olun. Mesela kim olduğunuzu hatırlatın Beyhan Hanım'a. Beyhan teyze beni çok iyi hatırlıyor. Serap deyince çok iyi hatırlaması gerekiyor. Nurten Hanım, konu, ben... Serap Hanım, konu ne? Bir sakin olalım önce. Konu ne? Beyhan teyze 4,5 ay önce benden yalvardı, yakardı, 10.000 TL borç istedi. Verdim, çocuklarımın boğazından kısıp biriktirdiğim paramı verdim. Ve ben 4,5 aydır Beyhan teyzeye ulaşamıyorum. Gitmediğim yer kalmadı. Herkese yazdım, Yeşim'e yazdım. Ama bir türlü Beyhan teyzeye ulaşamadım. Beni her yerden engelledi. Beyhan abla, hatırladın mı Serap'ı? Şimdi konuşmuyorsun değil mi Beyhan teyze? Benim çocuklarımın rızkını orada nasıl dağıtabiliyorsun? Nasıl gösteriş yapabiliyorsun? Ya şu an şoktayım. Tamam, tanıdın mı Serap Hanım'ı? Hatırladım. Tamam. Para aldın mı? Aldım. Verdin mi? Vermedim. Neden niye vermedin? Niye vermiyorsun benim paramı? Ben sana kaç kere mesaj attım. Beni niye engelliyorsun? Beyhan abla. Neden? İnanmıyorum ya. Bize niye söylemiyorsun ya? Engelledim. Dedim parasını biraz daha çalıştırayım. Ne? Şaka mı yapıyorsun ya? Biraz daha çalıştırayım. Ama kadın ağlıyor ya. Bence o duygu sömürüsü yapıyor. Ne? Duygu sömürüsü mü? Benim 2 tane çocuğum var. Ben tamam, biliyorum. 2 tane çocuğu. Ben temizlik yaptım o paraları biriktirdim. Biliyorum. Ben teyze, sen biliyorsun. Biliyorum ama buraya bağlanmanla iyi yapmadın. Beni niye engelledin o zaman? Oğlum duymuyor. Yeşim madem sana yazdı, bana niye söylemedin? Hangi birini söyleyeyim? Hangi Ondan birini? Sonra ben artık inanmıyorum. O yüzden senden duymak istedim. Doğru mu değil mi? Ben doğruluk payı veriyorum çünkü. Hep daha önce de yaşadığım için dedim yine doğrudur. Kadıncağız doğru söylüyordur. Şimdi ekran önünde olduğumuz için 1000 tane insan Serap. Yazıyor. Serap. Beyhan teyze, benim paramı var. Ben çok zor durumdayım. Sen oralarda paralar satıyorsun. Bana dedin ki Yeşim para kazandığı zaman, bilezik kazandığı zaman vereceğim dedin. Ben seni bekledim. Serap, Nisan'ın 5'inde paran ödeyeceğim. Beyhan teyze, bak ben çalışamıyorum. Benim 2 tane çocuğum var, sen biliyorsun. Benim paramı ver. Orada param var, gösteriyorsun. Evet, var. Nisan'ın 5'ini niye bekliyorsun? Burada çuval çuval para getirdin. Ya o paralar da gitti hesaba. Şimdi vadeli hesaba yatırdığım için alamam. Ne ya? Ne yapıyor ya? Bunlar benim kefen paramdı. Dolgünlerim için harcamıştım. Aha size para. Bunları da ye. Dol. Bunları da ye. Ya kim var ya? Ne yapıyorsun? Kafayı yediniz ya. Ne yapıyorsun?
kadının parasını? Beyaz teyze, ben sana diyorum ki benim çocuklarım aç, aç, yarı aç uyuyorlar. Sen bana ne diyorsun? Elin saf Beyhan ya teyze. Ya beni 10-15 gün idare et. Ne hesabı demek o 10-15 gün ya? Yani bozsam çok zararım olacak. Serap Hanım, vallahi ne diyeceğimi ben gerçekten şaşırdım. Beyhan ablacığım, bu ağlıyor, iki tane çocuğum var diye gözü yaşlı, ne kadar çalışamadığını söylüyor. Yani en azından hadi bir şey de konuyu kapatalım. Güvenmiş. Biz de zor durumda kaldık. Çocuklarıma beslenme koyamıyorum diyor kadınca. Şu an benden şey bekliyor çünkü hep ben bunları yaptığım için, evet, ben istiyorum bakıyor. Ki evet sen yap istiyorum. O yüzden sesimi çıkarmıyorum, yoksa çıkartıp kadın parasını veririm. Ay, ben. Şey, hiç etkilenmedin mi yani? Çocuklarım hala aç diyor ya. Bir şey diyorsun. Pirinçler size ver adam. Ben burada çocuklarımı karnımı doyurmak için temizlik işlerine gidiyorum. Ve sen çok iyi biliyorsun benim durumumu. Hala beni ayıp neşediyorsun. Beyaz teyze, Allah aşkına yapma ya. İyi niyetimi sonuna kadar kullandın, artık yeter. Beyhan abla, 4,5 ay önce almışsın. Evet, bak şu an bizde aldım, de sorumluluk var yani, yayına bağlandı. Bozma değil, ver tam parasını, aldın yazık yani. Şu anda ortaya çıktı ya, biz de duymuş olduk ya. Ya beni biraz daha bekleyemez misin? Ya sen dalga mı geçiyorsun ya? Vallahi billahi ya. Serap Hanım. Ben de ulaşmaya çalışıyorum. Allah rızası için benim paramı versin. Beni bekleyecek hiçbir durumum kalmadı artık. Yeşim, yarın diyelim mi, söz yok, verelim ben mi? Yok, ben kefilim yani, kendim vermese ha. Ben veririm Serap yani. Serap Hanım, yarın en kötü Yeşim halledecek. Söz veriyorum, ben de kendi adıma elimden geleni yapacağım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beni yayına bağladığınız için de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kusura bakmayın lütfen Serap Kusura Hanım. Kusura bakmayın, yani, evet. Bir şey diyemiyorum ya. Yok, çok teşekkür ederim. Beyaz teyze, senin de alacağın olsun. Beni bu hallere sen düşürdün. Uyardım herkesi. Vermeyin diyorum Serap ya. Serap Hanım, vermeyin. Size iyi günler diliyorum. İyi günler Nursel Hanım. Geçmiş olsun. Suçlu olduğun zamanlarda böyle sus, tamam mı? Ya paraları saçmak değil öyle. Bak. Uyardım. Ekrandan herkese de uyardım. Kadın çocuklarım aç diyor ya. Nurten abla, sen mesela bir kayınvalide olarak şimdi böyle birinden borç alsan, böyle açığa çıksa, hani Beyhan ablanın bana biraz tavrın değişik geldi Beyhan abla. O yüzden soracağım. Ha, bu rahatlığın bana değişik geldi. Bir de benim Nurten ablaya bak soracağım. O ne düşünüyor? Ben mi sadece böyle düşünüyorum, merak ettim. Yani yerin dibi olsa da, buranın yerin dibi olsa da yerin dibine girerim. Böyle bir şey olsa benim başıma böyle bir iş gelsin. Beyhan da utandı bence. Utandım. Utandı. Yani ki Serap Hanım'ın yerinde ben olsam 4 ay olmuş alalı. 4 ayın farkını da alırım ben. Ben olsam 4 ayın farkını da alırım. Ya gerçekten Allah kimseye kendi parasının dilencisi konumuna ya, düşürmesin evet, yani. Evet. Böyle bir şey olamaz. Çok doğru bir laf yani, gerçekten. Vallahi keşke son olsa diyeceğim ama. Hiç geliyorum buraya yok, paraları ha. Saçıyorsun. Önce buralara paraları saçıp gösteriş yapana kadar gidip sen borcunu versene Beyhan abla. Bir de engellemiş abla, ya kadını. Bak paran da var. Çalışmayı da seviyorum. Her şeyi anlayabiliyorum. Tutumlusun. Para hesabı çok yapıyorsun. Ama burada hani poşetle para getirip yani mağdur ettiğin bir insanı hiç düşünmüyor musun? İzleyecek o da. Hayır, susarak doğru bir şey yapmıyorsun. Hakkını savun ki seni anlayalım. Belki başka bir bakış ya açın vardı. Şöyle bir şey, biz ben bundan aldım parayı. Tam maldım, ihtiyacım var diye aldım. Ben buna dedim vereceğim. Ama bana şu gün diye bir şart koşmamıştı. Ama ve sonradan beni aradı ki ben sana verdiğim parayı hemen istiyorum. Ne kadar sonra? Yani hiç konuşmadınız mı? Para alırken denir ya, verirken. Bana şart koşmadı mesela. Dedi ki hani elin ne zaman genişlerse dedi. Yeşim bilezikleri alınca vereceğim parayı demiş. Kaç bilezik aldı ben geri buraya? Hayır ya, 4 ay önce diyor. 4 ay önce biz hep yan yanayız, dip dibeyiz. Bende kalıyorsun, yarışmaya gelip gidiyoruz. Senin ne ara zora düştün, ondan ne ara ihtiyacın sonra oldu? Serap şöyle böyle şu zaman vereceğim. Ya çok yazdım, anlamadı. Ama ihtiyacım var diyor kadın. Ya onun bu, şimdi şu da var, onun durumu iyiydi. Bu 4 ayın içinde nasıl bu duruma düştü, ona da anlam veremiyor. Baştan zannet... Ya bizi ne ilgilendirirsin? Borç aldığımız insan, hayat bu yani. Bir ay sonra bambaşka bir şey olabilir. Bir günde sonuçta bile birinden bir şey aldıysan geri verirsin. Durumu iyi de olabilir. Belki bu halde olmayabilir, iyi de olabilir. Sen ondan aldıysan geri vereceksin ya. Ben gelinim durumuna göre mi geri ödeyeceksin? Gidiyor. Vallahi bizde hiçbir şey gizli kalmıyor. Biraz özel oldu ama Beyhan abla, senden aynen izin aldık. Ay vallahi şiştim şu anda.
Evet kızlar. Gelinlerimden Yeşim, kayınvalidesi Beyhan Hanım hakkında anlattıklarıyla gelinleri oldukça şaşırtmış. Bakın Beyhan Hanım bu defa ne yapmış? Yeşimciğim, senin kayınvaliden dün yanlış puanlama da yaptı. Morali de aşırı bozuk. Bir problem mi var acaba? Onun yani gerçekten derdi bitmiyor, bitmiyor. Gitmiş kendine mezar almış. Aa! Ne? Evet. Nasıl yani? Ama bir tane değil, iki tane mezar almış. Aa! Sana diğer mezar kimin peki? Kimin? Oğluna. Oğluna. Hani insanlar karı koca mezar alır ya. Bizimki gitmiş, oğluyla kendine yan yana mezar almış. Peki açıklaması ne bunun? Beni yaşarken bu hayatta ayırdın oğlumla. Bari izin ver de mezarda buluşalım, ahirette buluşalım. Şimdi onun bu borç meselesi çıktı ya ortaya. E oğluna ajitasyon yapacak. Oğlum ya. Hani 3 günlük dünya. Fazla üstüme gelme. Ölüm var, kalım var. Ya sizce o çok para verir mi? Kesin ucuza kelepir bir mezar gördü. Allah bilir %20 indirim falan da vardır. Yakalamıştır, hemen almıştır. Ama ya da bir alana bir bedava falandır. Ya peki başka bir bahanesi ne olabilir sence? Ya bahanesi ucuzdur. Eninde sonunda bu mezarlık alınacak. Sonra oğluna gidip diyecek ki oğlum bu ay çok masraf yaptım. 3 katını alacak eşimden. Yeni yeni. Olaydan sonra akşam Beyhan teyze diyor ki oğlum ben mezar aldım. Ha. Bir kendime bir oğlumu aldım. Ha, bu dünyada söylüyor. Beni... Olayı sana niye dokunduruyor? Şey demeye getiriyor. Beni sen ayırdın yani oğlumdan. Gören de diyecek yani yan yana değiller. 7-24 saat benim evimde zaten. Yarışmada beraberiz, evde beraberiz. Daha ne kadar iç içe olabiliriz? Beyhan abla, mezarın hayırlı uğurlu olsun. Mezar aldım, 2 tane mezar aldım. Bütün paramı yatırdım oraya. Bütün paranı? Bütün paranı. Ha, yani. Ha. Ya kasa yani aldım. Yatırdım, bayağı bir para yatırdım. Aldım mezarımı. Yani bu dünyada hani mezarsız da kalınabiliyor. Yersiz de kalınabiliyor. Sana bir şey sorabilir miyim? Gerçekten bilmediğim bir şey soracağım. Mesela mezar satın almazsak ne oluyor? Ne oluyor? Ya mezar almazsan kim bilir ailenden uzak bir yere gidecek. Ha belediye seni nereye gömerse tabii mi? Canım kimsesizler ha. Mezarlığı olur. Kimsesizler değil canım. Şey kimsesizler uzak bir yer olur. Param hani. Yok sadece. Her an gidip gelemem. Mesela benim aldığım mezar evime yakın. Tamam Yeşim çok doğru bir şey söylemiş. Karı koca mezar değil mi? Öyle yani, alınır yani. Yani. Ömür boyu öldükten sonra ben da birlikte olalım. Ben Yeşim'e hemen diyor. Cevap vereyim. Zaten çok doluyum. Hı. İnan böyle ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Çok doluyum gerçekten. Hani ben burada diyorum ya işte Yeşim bir tane. İşte Yeşim iyi benim oğlum. Benim oğlum hep Yeşim'den saklı gizli sarılıyor bana. Ne? Gizli mi? Ne? He. Ne? Saklı gizli bana annem. Çok aa! Şeyi, tabii. Aman çok Beyhan şeyi, nasıl yani? Çok şeyi Yeşim bilmez. Burada gözümün içine bakıyor. Orada eve gelse annem ne haber dese hemen bakıyor. Mesela Nurten ve Hasret arasında böyle bir şey var ya geldikleri günden beri. Ben şu an şoktayım. İlk defa böyle bir şey duydum. Hiç de inanmadım ben bu söylediğine. Yeşim ben hiç duymadım. Öyle bir kız insan. Olduğunu evet, düşünmüyorum. Seni oğlundan ayırmaya mı çalışıyor? Evet. Aa, inanma. Ne yapıyor? Evet. Yani her bir şeyde hemen işte annen şöyle, annem böyle, annen ya. Şöyle, annem. Hemen söylüyor. Ondan sonra oğlum buna hadi annenlere gidek demese bu hiç gidelim demiyor. Aa, gerek annen. Yok her gün bizdesin zaten. Anneler bizde yani o yüzden olabilir mi? Tamam da ben sizdeyim. Onun bir babası var. Şimdi onu babası şeye çevirme. Sen kendinden bahsediyorsun. Ben sarılmanıza engelim, görüşmenize engelim. Ayran demesini. Sarılmanıza engel ne demek? Sarılma mı diyor oğluna? Gizli sarılıyorlarmış. Gizli sarılıyoruz biz oğluna. Şahit olmasam neyse de. Yani. Maksuz'dan sonra da geliyor diyor ki anne Yeşim kızıyor. Aa! Yok canım. Ya gerçekten şu an bana şaka falan yapıyorsun. Neden böyle bir şey yapsın ki yani? Gerçekten. Ben bir kere öyle bir şey yapıyor olsam, ben uzaklaştırmak istesem var ya... Eşimin etrafında bile dolanamazsın. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şu anda benim eşim evlenmeden önce evine, ailesinin evine 3-4 ayda bir uğruyordu. Benim sayemde her gün iç içeyiz. Bunu ben sağladım.
Bunu söyleyeceğin en son insan benim. Tamam, tamam. Bu bir. İkincisi de senin her zaman yaptığın şey. Gündemi değiştirmek için ajitasyon duygusal. Buradan çıktık. Çünkü bu borç meselesi açıldı ya. Eve gider gitmez ilk yaptığın şey, daha eve bile gitmeden o mezar işini sen ne ara hallediyorsun? Ben de onu anlamış değilim. Koşa koşa onu hallediyorsun. Erdi'ye de ben bu konuyu anlatmayayım diye. Sen hemen aynen de böyle yaptı. Kolları bağladı. Ah oğlum, ah ah, ölüm var, kalım var. Seni bir göremiyorum. Aynen bak, ağla, bir de ağla. Heh. Aynen de bu hallere girdi. Onun yaptığı tek şey bu. Ne oldu? Bir anda hepimiz şeyi unuttuk. Borç meselesi bir kapandı. Biz mezarı konuşuyoruz. Kapandı derken Serap Hanım mıydı? Onun evet. Parasını ödediniz mi? Onu ben hallettim. Ha. Ama daha eşime konuşamadım. O ha. Hani haberi yok da. Biz onu konuşamadık çünkü oturduk mezar konuşuyoruz. Önden yer yapıyor Beyhan teyze. Ajitasyon hani bana bir şey demeyin, ölüm var, kalım var, bak sonra ileride pişman olursunuz, beni kırmayın etmeyine getiriyor konuyu. Sonra biz başka bir şey söyleyecek. Hadi hadi bitti mi lafın, hadi çabuk. Biraz şimdi normale dön, normale dön. Aynen, Beyhan duygusaldan abi, bütün paranı yani ucuz değildir herhalde değil mi mezar satın almak? Hiç ben almadım. Bütün o geçen poşetteki paraları mezarla mı yatırdın? Ya hepsini değilse de yarısını hemen hemen verdim. Allah Allah. İşte evet. Borçlularıma duyurulur diyor. Benden alacaklar varsa paramın hepsini mezarlığa yatırdım yok, diyor. Yok hepsini demiyor, yarısını. Ha yani o 200 binlik yatırdı. Nasıl bir mezarmış o? Bir de bir şey söyleyeceğim. Boğaz görüyor. Bir de bir yani şey 400 bin lira civarı vardı orada. Ha. En kötü 200 bindir, 150 bindir o mezar. Ziyarete bak, kafa nasıl çalışıyorum ya senin. Ben öyle 200, 400 oradan gitmiş 200 kalmış. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Diyor ya işte onu ben yatırdım, bunu ben yatırdım. Bunu. Acaba bu Yeşim'in anıl terim benim oğlum kazanıyor, benim oğlum yatırıyor. Aa, yani... Neyi oğlun yatırıyor? He. Senin borçlarını mı? Evet. Ha, iyi yapıyorsun yani, pişman da değilsin. Ya ha. Niye pişman olayım ki, ben ederim o öder. Öyle şey mi olur ya? Ne demek olur hayır, ya? Hadi diyelim ki, gören de diyecek ki alıyorsun o borçları, hayırlı bir şey için kullanıyorsun. O paranın nereye gitti? Mezar aldım, suç mu? Heh, param var. Niye borç alıyorsun? İnsanları zor durumda bırakıyorsun. Sen bunu, bak Yeşim, bu senin sen huyun, bunu huyun. Anlamıyorsun. Huy. Sen beni anlamıyorsun. Evet, gerçekten. Vallahi anlamıyorum. Ha. Keşke anlasam. Keşke o kafanda neler dönüyor bir anlasam yani. Yani ha. Ben mezar yer almışım. Gidip bir yerde gezmemişim. Yememişim. Ha. Mezar yer almışım. Bir kere de 5 seneden sonra eşine niye almadın? Çoluğun çocuğun üst üste 5 yıl geçtikten sonra başka birini de koyabiliyorsun ama. Bak senin annen sağ, kayınvaliden sağ. Ha. Onlar onlara al yaş hani yaşı biraz daha ilerlemiş. Eşim belki kayınvalideyi önce kaybedersek Allah geçinler versin. Kayınvalidene de değil mi yarar mezar? Yani kaynanam İstanbul'a burada olmaz. Amasya'dan o al. Memleketine gider. Hmm. O gider oraya, ben oraya götürün der. Benim oğlum da Amasya gitmeyeceği için ben de şunu söyledim. Onlara yakın bir yerden alayım ki beni her zaman ziyaret etsinler. Aa. Oğlunu niye aldın? Çocuğu genç. Yanımda olsun. Allah korusun da yanımda. Beyhan abla valla ben bu sefer Yeşim hak verdim ya. Yani konu. Ben sen şu an bir böyle gerçekten. Bir şey yapıyorsun gibi geldi bana. Gerçekten oğlumu çok seviyorum. Tabii canım sever. Ay. Evet. Dün mü karar verdin bunu aniden? Almışken de oğluna da aldın. Yani dedim ki almışken yani ya Allah korusun iki tane alayım dedim hani. Bana niye almadın, promosyon yok muydu? Sen kocanın şey yatarsın. Nurten abla, benim burada gördüğüm en oğlu için ağlayan kişi, göremediğin için, sarılamadığı için, eskisi gibi olamadığın için sen çok üzülüyorsun oğlunla. Ay sen yapsan bu kadar şaşırmazdım galiba. Sen ne diyorsun bu fikre? Beyhan abla bence eşiyle birlikte alması lazım. Onlar genç, eşiyle ikisine bir mezar yeri ama bütçesi varsa 10 tane aile mezar yeri alabilir. Aile mezarlığı alabilir. Ama yani oğluyla almazsa bana mantıksız geldi yani. Ya bir şey söyleyeceğim Nursel Hanım. Başkasına geldiği zaman ne kadar da melek. Bana gelince hiç bu anlayış yok. Yani başkasını uzaktan izleyince çok objektif yorum yapıyor. Sana gelince pençeler çıkıyor. Olayın içerisine biz gelince benim oğlum. E başkasının da oğlu. Kıyamam, ben mezar yeri alamam oğluma. He? Ben bak, oğluma ben mezar yeri alamam. Ben söylemedim, sen söyledin ya. Genç oğlun, ben de evet. Biraz hani öyle düşündüm. Kesinlikle. Çocuk bozulmaz mı anne? Ne alaka mezar? Ay Allah. Hani çocuklar annelerine babalarını alır.
O da alınmaz onu ya. Onu bile alamam ben herhalde yani. Mesela, hani alınması gerekiyorsa. Nursel Hanım, mesela ben çocuklarıma vasiyet ettim mesela. Dedim ki benim memleketim var. Bizim aile mezarlığımız var memleketimizde. Babam yani kocaman bir tarlayı aile mezarlığı bıraktı bize. Babam orada, annem orada, abim orada, ablam orada. Hepimiz, hepsi orada yani. Ama ben çocuklarıma vasiyet ettim. Ben oraya götürmeyin, ben buraya Gebze'ye koyun diye. Niye? Yok, oraya gidip gelemez benim çocuklarım. Ya herkeste evet öyle bir dert var ya. Ben... Bak buradan da şey yapmış olalım ya. Eğer böyle mezar ziyareti yapmayanlar varsa, biraz ihmal edenler varsa annesini, babasını... Yani bak herkesin derdi ziyaret edilir. Dua bekliyorlar. Dua bekliyorlar, evet. Beyhan abla hayırlı uğurlu olsun. İnşallah uzun ömürler versin Allah, Allah sana Allah. Da oğluna da gelinine, kocana. Evet, Allah'ım evet. Oğluma ya. Niyase, söylemek istersen sorayım mı sebebini? Ya Nursel Hanım, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi benim iki tane dayım var. Bir büyük dayım var. Yani bunu da Özgü biliyordu. Kayınvalidem ilk defa öğrenecek. Çünkü ben böyle düşüneceğini düşünmemiştim. Benim dayım rahatsız. İleri seviye bir rahatsızlığı vardı. Bizim de düğünümüze çok yani gelmek istiyordu. Ve benim anneannem falan da Antalya'da. Helallik almak istiyordu. Hani bir araya gelip bütün herkes. O da benim düğünümle olacak bir şeydi. Akrabalar vesaire. Hatta bunu işte annem teyzemle falan konuşurken yani yengemden öğreniyoruz dayımın hastalığının ilerlediğini. Ondan sonra annemin de bana bir ricası oldu böyle böyle diye. Yani asıl sebep benim dayımın rahatsızlığıydı, zaten düğünden iki ay sonra vefat etti. Bunu Özgü biliyordu. Zaten Özgü hemen istiyordu evlenmemizi. Ama işte ben biraz daha bekleyelim diyordum. Yine dayımla ilgili bir şey olmasaydı ben düşünmezdim. Yani son kez geldi, helallik aldı. Hatta dayımla da tanıştılar. Hatta Özgü birkaç kere onu hastaneye de götürdü tedavisi için. Bizim düğün zamanı birlikte bıraktık, götürdük. Onu da biliyor rahatsız olduğunu. Ama yani kayınvalidem gerçekten çok art niyetli bir insan. Ben hiç aklıma gelmedi. İşte art niyetli. Ama keşke ya, böyle beni, bir önemli bir şey niye bana demiyorsun? Neden söyleyeyim? Ben de benim duygu sömürüsü yapmayacağım bir insan olduğunu biliyorsun. İki ay değil, hiç beklemezdik öyle bir durumda. Bu ben seni ilgilendirmez. Ben Özgü'yle karar veriyorum. Ve öyle düğün yapmasaymış da dayıcığı... Evet, geldi, gördü. Döndükten iki ay sonra da zaten vefat etti. Vallahi çok duygusal bir sebepmiş yani. Ya hatta bizim bütün keşke akrabalarımız... Söylensin. Allah razı olsun kızım... Özgü'ye de bana da düğün öne çektiniz diye diyorlardı. Gördü çünkü herkes. Dayım herkesle helalleşti. Annesiyle helalleşti, kardeşleri de helalleşti. Aynen, dağıttın bizi. Gerçekten doğru. Ben bilseydim diyorum, bana söylenseydi iki ay bile beklemezdim. Hemen yapardım. Hani ben ne bileyim. Vallahi bugün de böyle bir ölüm haberi aldım ben. Çok sık görüştüğüm biri değildi ama çok sevdiğim biriydi. Şeyi sorguluyorsun yani ölüm duyunca. Ne yapıyoruz ya? Neyin peşindeyiz? Neden kalp kırıyoruz? Neden? En yakınsınız şu an Hasret, Nurten. Anne kızsınız artık. Çok birbirinize karşı acımasızsınız bence. Sen de Sevilay abla. Orada hani açılıyorsun, bir şey anlatıyorsun evet. Ama bak ne çıkıyor altından. İşte bazen ön yargılı olmamak lazım. Art niyetli olmamak art lazım. Art niyetli de olmamak lazım, evet. Doğru ama işte değdi bazen... mi bunun gözyaşına? Ben ne bileyim, bilmiyordum. Söyleselerdi ben burada ya ben bir de her zaman bir şey üzüldüysem, bir acım varsa onu asla gün yüzüne çıkarmam. Söylemem. Kapatarak yaparım bir şeylerin üstünü. Ben hiçbir zaman bir acımı, üzüntümü dile getirmeyen bir insanım. Şu güne kadar da getirmedim. Ben tanıyorum. Duygusal bir durumu anlatırken çok az görürsünüz. Çünkü ben böyle bir insanım. Ama diyorum ki özel sebepleri var. Söyleyemem. Yani... Şu anda herkesin önünde bana bunu söyledi. Miyase, keşke daha sen önce var ya, bana benim tanıdığım kadarıyla izleyiciler bazen diyor ya şunu daha çok seviyorsun, bunu daha çok seviyorsun. Hepinize karşı eşit olduğumu yüzünüze evet. Ya zaten görüyorsunuz. Miyase şöyle bir kız, sert görünmeye çalışıyor. Vallahi aslında bayağı duygusal ama çok sert görünmeye böyle cadılık yapmaya çalışıyor kendini savunmak için ama altında ne fırtınalar kapıyor. Birçok insanın da öyle. Doğru. Miyase, kayınvaliden demiş ki ya da bir sürü kayınvalide aynı şeyi düşünmüş. Hatta bütün gelinlerle ilgili söylemiş olalım.
Nurten Hanım da hatta bu cümleyi kurdu. Oğullarımızın parası olmasa gelinler bakalım oğullarımıza bakar mıydı? Ya da evlenir miydi? Ya da şimdi parasız kalsa hala birlikte olurlar mıydı? Gibi bir şey söylediler. Eşinin oteli moteli olmasa, normal işte maaşlı biri olsa, onu ne kadar sevdiğini biliyoruz. Evlenir miydin onunla? Ben annemden bir şey gördüm. Ay ben sana kıyıyorum. Ay. Ben taşı sıkıp suyunu çıkarırım. Evet. Soğan kaynatırım, yine de Özgü'yü bırakmazdım. Yine de evlenirdim. Ben annemden böyle gördüm çünkü. Nasıl tanıştınız? Arkadaş ortamında mı? Yok, beni bir yerde görüyor. Özgü çok beğeniyor. Yani bizim biraz şey oldu. 2 yıl boyunca Özgü işte yani benimle tanışmak için çabaladı. 2 yılın sonunda buluştuğum an ben aşık kader oldum. Kader diye bir şey var çünkü yani. Evet. Daha az parası da olsa evlenirdim. Tabii ben diyorum ya, soğan kaynatırdım, kuru ekmek yerdim, yine de Özgü ile evlenirdim. Yeşim, senin için evlilik kararı kriter midir? Adamın ne kadar parasının olduğu? Yani şöyle, benim için tamam, mantık da çok önemli. Yani ben bazı şeyler için mantığın olması gerektiğine inanıyorum. Aşk, sevgi, tamam, değer önemli şeyler ama biraz mantıkla da hareket edilmeli. Şöyle, parayı çok sevdiğimden şeyden değil, benim gözümde bir erkek çalışkan olmalı. Hı hı. Benim de şeye takıntım var, tembel erkekten nefret ediyorum. Yine çalışkan olsun, o para kazanır zaten. Dışarıda yine her işi yapsın. Ne iş olduğu, ne kadar kazandığının da önemi yok. Yeter ki çalışkan olsun, evine baksın. Bu kriterinin sebebi babam, biliyorsun değil mi? Bende de var o. Ay sakın tembel olmasın. Evde yatan bir evine adam görmek baksın, istemiyorum. Çocuklarını evet. Sevsin. Evet. Hasret, senin için bir kriter mi çok parasının olması? Malının, mülkün olması kriter değil ama zeki olması en büyük kriter. Ben eşimle tanıştığımızda ben zekasına, düşünce sistemine aşık olmuştum. Ve zeki bir erkeğin de maddi durumun her zaman iyi olacağını düşünüyorum. Keza ki biz evlenirken hiçbir şeyimiz yoktu. Şükür ki üstüne üstüne koyuyoruz. Bu arada ekip de bu konuyu tartışıyor. Bizim ekip arkadaşlarımızdan bir tanesi, kız arkadaşımız demiş ki, parasız erkeği bir tek annesi sever demiş. O doğru. Nurten abla doğru mu sence? Kafa ya şimdiki kızlar şöyle söylüyorlar, parasız adam gereksiz adam diyorlar. Çok duydum kızlardan ben. Duyduğum için söyledim ben de bunu. Ya arabası olacak diyorlar, evi olacak. Hele de evi yoksa diyorlar, tamam. Evi yok, arabası yok. İşi var ama çalışıyor. Evine bakabilecek bir kapasitede bir insan, dürüst. Yani evi olup arabası olup da sağda solda sabahlayıp da öyle böyle yapacağına... Sonradan da para kazanabilir tabii yani. Tabii ki para kazanabilir. Birbirine destek olursun, kazanırsın. Arabası olmazsa, evi olmazsa onu yok, bunu yok, biz almayız. Çok günümüzde ben çok gördüm. Yani şöyle söyleyeyim, anneyi babayı bir tane evi var. Bak anneyi babayı evinden çıkarıp da evi yok diye çocuğunu evlendirmek zorunda kalıyor adam. Ev istiyor gelin, mecbur tutuyor. Evinden çıkıyor kiraya, o eve o oğlanı, o gelini oturtturuyor. O kızla da bence o evlenmemek da lazım o adamın işte. Bence yani. Evet. Ben de böyle düşünüyorum. 100 kişiye sorsalar, 100 kişinin %80'i para. Ay soralım hadi sosyal medyada ama dürüst cevap verin. Nasıl olsa yüzünüzü de görmüyoruz ya, ne olur dürüst cevap verin. Anket yapalım. Evlilikte eşinizin çok parasının olması... Ya da çok parası demeyeyim de parasının olması bir kriter mi? Kadın erkek fark etmiyor. Erkekler de cevap verebilir. Eşinizi seçerken malın mülkü olmasına dikkat ediyor musunuz? Fulya sen ne düşünüyorsun? Şöyle ki ben eşimin karakterine ve insanlığına zaten aşık oldum. Onu sevdim. Yani zaten çalışkan da bir insan, zeki de. Yani bu kriterleri taşıyan insan bence her türlü ekmeğini çıkarır diye düşünüyorum. Yani fakir yani, de olsa sonradan... kendini geliştirir diyorsun. Evet, değil mi? Maddiyat benim için çok kriter değil. Beyhan abla? Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. He. Gençlerin işine karışmış gibi oluyorum ama. Şimdi diyorlar ya işte bir erkeğin parası olmalı, işte maddiyat olmalı. Erkeğin dürüstlüğü önemli. Aynen öyle. Aa, sen doğru mi söylüyorsun? Aynen nasıl öyle. Ben ne para der diye bekliyordum ama. Yok, doğru söylüyorsun. Erkeğin dürüst olursa para da gelir, sevgi de gelir. Saygı da gelir. Para varsa da yiyemezsen yiyemezsin. Vallahi çok beğendim. Evet doğru söylüyorsun. Ben şaşırttı beni. Oğlum? Para da önemli mi peki? Ya tabii ki paranın da önemi var ama önce dürüstlük. Ya anladım. Para kazanılır. Kazanılır.
Anladım. Ben hadi önceden bakalım. Böyle param yoktu ki, acımdan ölüyordum. Vallahi zengin diye alırsınız, hayat bu. Bir bakarsınız evet. Fakirleşir. Gerçekten adam olsun, insan olsun, kalbi güzel olsun, evine baksın. Tabii canım. Bize zengin yeter. Olur, karakteri beş. Aynen öyle, ne yapayım öyle zenginliği. Her zaman demişler ki, demir kapı ağaç kapıya muhtaç olur.